Şimdi tabii ki özellikle de ultrasonun anne karnında bebeğin sağlık durumunun izlenmesinde çok önemli bir yeri var. Şimdi bazen daha sık ultrason çektirilmesini gerektiren durumlar da olabiliyor. Peki bir anne adayının sıkça ultrason çektirmesi karnındaki bebeğe bir zarar verir mi? Şimdi aslında ultrason kadın doğum hekiminin eli ve ayağı çünkü ultrasonografi olmadan çok fazla bir şey hastaya gösteremiyoruz. Hastayı işte hani kilosunu ölçüyorsunuz, tansiyonuna bakıyorsunuz ama hasta mutlaka yanında eşiyle, annesiyle, yakınlarıyla geliyor ve bebeği, bebeği görmek istiyorlar. İşte kalp atımını duymak istiyorlar. Dolayısıyla da ultrasonografiyi maalesef sürekli kullanıyoruz. Maalesef derken aslında bunu hani bir serzeniş anlamında söylemiyorum. Çünkü sonuçta hasta hakikaten bebeğini görmek istiyor. Hastalarımızın bize sorduğu sorulardan bir tanesi de bu. Biz onlara diyoruz ki bakın ultrasonun çalışma prensibi şöyledir. Dokularımızın içindeki katmanlar birbirinden farklıdır. Dolayısıyla da ultrason tamamıyla bir ses prensibiyle çalıştığı için dokulara çarpıyor. Daha sonra da o ultrasonografinin transdüser dediğimiz e, alıcısına tekrar geri geliyor. Dokunun e, katman farklılığından kaynaklanan bir görüntü ortaya çıkıyor. İşte bu görüntüyü de biz yorumluyoruz, hastamıza söylüyoruz. Dolayısıyla da hiçbir şekilde zararı yok. Ama bazen hasta şöyle yapabiliyor. Hani işte iki günde, bir üç günde bir hasta kendi bebeğinin sağlık durumunu merak ederek, bazen endişeli hastalarımız da olabiliyor. Bu durumda hasta diyoruz ki hani, çok sık yapmanın bir manası yok. Çünkü sonuçta biz sizi muayene ettikten birkaç saat sonra bile başınıza bir şey gelebilir. Hani size her şeyle ilgili garanti vermek mümkün değil. O yüzden hani hastaya bu anlamda bir telkinde bulunuyoruz. Ama sık muayene etmenin hiçbir zararı yoktur.